Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik bir karar var. Yurt dışı sandık kurullarında HDP yerinde MHP olacak. HDP'nin seçime Yeşil Sol Parti adı altında girme kararından sonra MHP YSK'ya itiraz başvurusu yapmıştı. İşte kurul bu itirazı karara bağladı. Yurt dışında HDP'nin yerine MHP'yi koydu. Yurt içinde ise HDP Yeşil Sol Parti adıyla sadece müşahit bulundurabilecek. HDP kapatılmalıdır. Kapısına kilit asılmalıdır. Kapatma davası kıskacındaki HDP seçime Yeşil Sol Parti logosu altında girme kararı alınca MHP Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. İtirazı HDP'nin sandık kurullarındaki varlığınaydı. YSK işte o itirazı haklı buldu. Seçime girmeme kararı kesinleşen HDP'nin sandıklarda görev alamayacağına hükmetti. Bu neyin görüşmesi? Neyin hazırlığıdır? Siyasi partiler yasasına göre yurt dışı sandıklarında ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan partiler görev alabiliyor. Yani AK Parti, CHP ve HDP olacaktı. Ancak HDP yarış dışı kaldığı için dördüncü sıradaki MHP bir üste çıktı. Yurt dışı sandıklarında HDP yerine MHP geldi. Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? Peki yurt içi sandıklarda ne olacak? HDP Yeşil Sol Parti adı altında yarışacağı için sandık kurullarında görevli değil. Bu durumda YSP adına müşahit bulundurma hakkını kullanacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in grup kürsüsünden fırlattığı mermi kovanları yeni seçim videosuna girdi. Akşener o görüntüleri Türkiye tarih yazacak notuyla paylaştı. Cadde ve sokaklarda İYİ Parti'nin hazırladığı seçim afişleriyle donatıldı. O afişlerde ise tarih olacak sloganı altında iktidara göndermeler var. Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Kim bunlara? Kim bunlara? Kim bunlara? Göğüs gerip, kim bunlara? Göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız, söz mü? Grup kürsüsünden fırlattığı o mermi kovanları bu kez seçim videosuna girdi. Akşener o anları Türkiye tarih yazacak notuyla paylaştı. Söyleyin, bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Videoda Akşener'in evinin basılmasından MHP'deki olaylı kurultaya, Saraçhane buluşmasından İYİ Parti'nin mecliste grup kurma sürecine kadar pek çok tartışmalı olaya yer verildi. Son olarak da İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması. Türkiye tarih yazacak. Söz mü? İYİ Parti'nin seçim afişleri de Türkiye'nin dört bir yanındaki billboardlara asıldı. Afişlerde Atatürk'le birlikte Akşener ve gençler birlikte resmedildi. Kadınlara, gençlere, hayat pahalılığına göndermeler yapıldı. Yaz saati uygulaması, internet hızı, araba fiyatları ve sığınmacı sorunu eleştirildi. Hepsi için tarih olacak denildi. Hepsinin altına da Türkiye tarih yazacak sloganı yazıldı. Bu arada CHP ve Memleket Partisi arasında polemik bitmiyor. Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na yönelik onlarınki menfaat ittifakı sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ince hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek cevabı geldi. Muhalefet kanadında açıktan göndermeler devam ediyor. Muharrem İnce, onlar menfaat ittifakı dedi. Kaftancıoğlu'ndan ince hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek cevabı geldi. Vallahi gönül ister ama böyle söyleyerek olsaydı. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aday listeleri üzerinden eleştirdi CHP'yi. Artık mecliste iki AK Parti olacak ifadelerini kullandı. Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu için Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. İnce'nin bu açıklamalarına cevap CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Duyduğum rahatsızlığı ifade etmek isterim. Kaftancıoğlu Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.
İnce'nin röportajını alıntıladı. Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan haz etmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız. Sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek notunu düştü. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, güle güle. Seçimin parlayan yıldızı TikTok. Önce eleştirildi, ardından milyonlarca kişi üye oldu. Evet, sosyal medyanın yaramaz çocuğu TikTok. Liderler bu sosyal medya mecrasının gücünü kabullendi. 6,5 milyon seçmen potansiyeli anlamına gelen gençlere de bu kanaldan ulaşmaya çalışıyorlar. Mustafa Sarıgül'ün ani çıkışlarıyla, Muharrem İnce'nin viral haline gelen dansıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 renkli tir topuyla TikTok. Siyaset son zamanlarda onun omuzlarında yükseliyor. Çünkü tüm hesapları değiştirecek güç, yani Z kuşağı orada. Benim öğrenci gencim bu lahmacunu nasıl yiyecek? Nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. TikTok mitingleri esnaf ziyaretlerini gölgede bıraktı. Liderler için genç seçmene ulaşmanın yolu bu. Bunu yaptığınız andan itibaren dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Bu tarih gençlerin tarihi olacaktır. Ya ben canlı yayınlayayım, bir selam verir misin? TikTok'tan. Canlı yayındasın, selam verin. Bu TikTok'un kitabı ne yazar? 3 tane doçent, onlar da mı cahil? TikTok sosyal medyanın yaramaz çocuğu. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımı sınırlandırıldı. Türkiye'de ise 30 milyona yakın kullanıcısı var. Yoldayım, bu telefon nasıl çekmez kardeşim ya? Herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras bu kadar küçük olmasa gerek. TikTok'taki siyaset rüzgarı Mustafa Sarıgül'le başladı. Başkanım, siz de anlatsın selfie çekmekten. Evladım, sen tabii benim ne anlayıp ne anlayabilmediğin için. Kısa, etkileyici, biraz mizansenle gençler arasında popülaritesini arttırdı. Başkanım, çare Sarıgül mü? Çare ben değilim. Çare gençler, çare Türkiye'nin geleceği. Çare Sarıgül, Ardından Muharrem İnce katıldı TikTok'a. Çifte telliden arabada gaz pedala hızlı bir geçiş yaptı İnce. Dansıyla gençler arasında akım oluşturdu. Hatta Genel Başkan İnce'nin yolundan gitmeye çalışırken dozunu kaçıran partililer de oldu. Ancak bu dansı yüzünden partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı hakkında inceleme başlattı. Saygı dansıyla da vaatleriyle de iddialı. Ben şimdi 5. sıradayım. Eğer nasip olsa alırsam eğer 1. sırayı Kevser dönüşüm yapacağız. TikTok'a katılan son isimse Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Kılıçdaroğlu vaatlerini de eleştirilerini de buradan paylaşıyor. Okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Eski videolarda revize edilip yeniden yüklendi. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. 14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca genç oy kullanacak. Liderler için Z kuşağının oyları önemli. Benim emeklim bu kıymayı nasıl alacak? Açıldığı günden bu yana eleştirilerin odağındaki TikTok son günlerde en çok kullanılan mecra. Gençler dönere seyirci diye bakıyorduk. Gençler döner yiyebiliyor mu? Ama bu tüp fiyatları düşmediği süre içerisinde vatandaş çorbasını dahi...